Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve biz de sektörleri mercek altına almaya, ışık tutmaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Zucex. TÜYAP'ta Zucex fuarındayız ve Cemil'i dış ticarete konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın yönetim kurulu başkanı Sayın Cemile Levi ile birlikteyiz. Merhaba Cemile Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Beni seçtiniz, bize geldiğiniz için teşekkür ediyorum tekrar. Rica ederim. Sağ olun. Sizlerle olmak, geçmişi, bugünü sizlerle paylaşmak bana büyük zevk veriyor. Evet, gerçekten de çok güzel. Bu anlamda tabii ki yaptığınız çalışmalar, birçok farklı çalışmalar var. Bunlarla ilgili birçok bilgiyi sizden alacağız ama öncelikle ben sizi biraz tanımak istiyorum. Cemile Levi kimdir? Cemile dış ticaret ne zaman kuruldu? Nasıl oluştu? Nasıl gelişti? Nasıl bugünlere geldi? Memnuniyetle. Cemile dış ticaret 81 yıllarında çok minik alımlarla aileye yardım düşüncesiyle başladı. Ben Çanakkale doğumluyum. Dört kardeşiz. Ben kız olarak biraz daha nazlı büyüdüm. Ama şartlar çalışmamı gerektirince 81 yılında 3 çocuk annesi olarak iş hayatına atılmak zorunda kaldım. Aileye katkı olması için. Çok küçükken, çok küçük çapta pazarlamayla başladı işim. Sonra araba aldım. Sonra bir dükkan açtım, bir daha açtım. Çocuklarım büyüdü. Onlar çok çok güzel okudular. Çocuklarımdan bir tanesi doçent doktordur üniversitede. Diğer iki tanesi şu anda işe sahip çıktılar. İşi daha büyüttüler, daha genişlettiler. Öyle bir zaman gelmiştir ki 4-5 tane dükkanım, atölyem olmuştur. Şimdi yaşım ilerleyince ben perakende işimden emekli oldum. Çocuklarımı toptanda Cemile adı altında açılan kornerlerde yardımcı oluyorum. Bana da hem sağlık açısından hem bildiklerimi herkesle paylaşmak açısından çok iyi geliyor hayatı tabii paylaşmak. Bilgi, birikimi, evet, deneyimi, evet, tecrübeyi sizden sonraki kuşaklara da aktarmak bu anlamda çok, çok önemli çok ve çok önemli. Özel bir durum. Her zaman konuşmalarımda tekrar tekrar söylerim. Hanımların hayatta yapacakları çok güzel çalışmalar var. Evet. Önce tabii iyi bir aile. Muhakkak. Sonra aileye faydalı olacak. Nerede başlanırsa başlansın güzel çalışmalar muhakkak vardır. Hanımlarımız çok yetenekli. Kendileri evet, de farkında değildir bu yeteneklerinin ama ortaya çıkartmaları için fırsat yaratmaları lazım. Ve biraz lazım da cesaret zannediyorum, evet, değil mi? Biraz cesaret, biraz istemek, biraz gayret çok önemli.
Ben bugün hala isim olarak yarattığım markanın güzelliğini yaşıyorum, mutluluğunu yaşıyorum. Evet. Bu bana ömrüme ömür katıyor, inanılmaz bir haz veriyor. Yani duygularım bence en iyileri. İstenmek, beğenilmek. Evet. Çok güzel bir duygu. Tercih edilmek, evet, tercih değil edilmek mi? Çok güzel bir duygu. Oğlum şu anda İzak Levi, Sedat Levi ithalatla, ihracatla malı Türkiye'ye en iyi şekilde, en iyi şartlarda nasıl getirebiliriz onların çabalarında. Evet. Şu anda Royal Bond China'nın Türkiye temsilcisi yıllardan beri. Onun yanında Queen Annabel diye daha rahat satılabileceğini tahmin ettiğimiz genç nüfusumuz arttığı için bir yemek takımı koleksiyonu hazırladık. Çatal, bıçak ve bardaklarda çok iddialıyız. Tabii bu arada da hanımlarımızın vazgeçilmez, olmazsa olmaz el aksesuarlarını da yeniliği takip ediyoruz. Yani değişik ülkelerinden ithalatlar yapıyoruz. Her türlü modern, klasik ürünlere giriyoruz. Biraz da mutfağa. Aslında Türkiye'de her ihtiyaca cevap verebilecek. Hemen hemen. Ve her hemen keseye hemen. Uygun. Hemen hemen. Her, tabii tercihler hanımları ve özellikle hanımları ilgilendiriyor. Çünkü bu durum mutfak olduğu için özellikle yemek takımlarında zannediyorum en büyük tercih sebeplerinden bir tanesi de ürünlerimizin gerçekten çok kaliteli ve çok güzel günün modasına ve konsepte uygun ürünler olması, değil mi? Her sene yemek takımı çeşitlerimize en az 8-10 tane yeni model katılır ve bunlar büyük çalışmalar, büyük meseleler harcandıktan sonra karar verilerek sunulur. Müşterilerin önce örnekleri beğenisine takdim edilir. İçinden en çok beğenilenler ithal edilir. Porselenlerimiz bakteri üretmez, kurşunsuzdur. Yıllarca parça temin etme şansına sahibiz. İşimizi severek yapıyoruz. Yani bu işi sevmezsen çok ağırdır. Yapması kolay değildir. Evet. Zevk için yapılacak bir iş değil. Ama sevilince çok zevk alınıyor. Ben daha da porselen konusunda, çatal bıçak ve bardak konusunda çeşitlerimizin gelişmesini taraftarıyım. Bu da her yıl biraz daha çeşitimiz, yelpazemiz genişliyor. Evet, ürün yelpazesi de Cemile dış ticaretin bu anlamda farklılıklarından bir tanesi. Ürün gamı da çok geniş. Evet. Ve ürün yelpazemiz de çok geniş. Bu anlamda tabii ki hanımlarda kaliteli ürün, ürün çeşitliliği ve tabii ki günün modasına uygun. Ve tabii ki asla klasikten de asla hanımlarımız vazgeçemiyorlar ama her türlü konsepti burada bulabiliyorlar, öyle değil mi? Şu anda bakıyorum da 70'li 80'li yılların renkleri, desenleri yine moda oldu. Giyimde olduğu gibi porselende de o renk, o çiçek, o kelebek, kuş desenleri tercih edilenlerin arasında. Biz onları mümkün olduğu kadar müşterinin beğenilerine sunuyoruz. Onlar da gayet zevkle kullanıyorlar. Evet. Şu anda 2013 Zucex Fuarı'ndayız. Evet. Ve tabii burada katılma amacınız var. Sonuçta sizin fuardan beklentileriniz neler? Ben şu anda da buradan ekrandan Genç TV'den bir anonsta bulunmayı düşünüyorum. Mesela bay, bayan, genç, emekli herkese bir telefonla başvurduklarında, onlarla bulundukları noktada ziyaret ederek, onları ziyaret ederek bir Cemile Store, Cemile Corner olmak istediklerinde beraber güzel çalışmalarımız olabilir. Çok güzel. Tabii bu anlamda bayilik, franchising de evet, veriyoruz. Veriyoruz. Ve sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'de evet. Böyle bir talep geldiğinde de bunu oturup konuşacağız. Evet. Ve daha sonrasında da ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız diyoruz. İnşallah. Öyle değil mi? İnşallah. Evet. Tabii, yani sevgili izleyicileri de bekliyoruz. Ürünlerimiz tüm Türkiye'ye hizmet vermeye hazırdır. İnşallah.
Bu anlamda tabii birçok başarı ve bir hayat hikayesi aslında. Evet. Başarılarla evet. dolu bir hayat hikayesi. Bu anlamda tabii Cemile dış ticaret olarak markalaşma süreci de doğdu ve sonuçta markanız da oluştu. Ve bununla birlikte uzun yıllardır bu sektöre hizmet veriyoruz. Ve bundan sonrasında da oğullarınız da yine aynı şekilde Cemile dış ticareti devam ettirecek. İnşallah. Ve tüm Türkiye'de zaten hizmet veriyoruz ama bununla birlikte kalitesiyle, ürünlerin özellikleriyle çok da güzel, başarılı çalışmalar. Evet. Ben diyorum ki bu fuarda sloganım çözüm Cemile diyorum. İş kurmak isteyenler, yenilik yapmak isteyenler iş yerlerinde, değişiklik yapmak isteyenler Cemile'yi internetten bir arayıp baksınlar. Evet. Biz tabii, her zaman yanlarındayız. De var aynı zamanda. Biz her zaman yanlarında olacağız. Zevkle bu Cemile Geniş aileye katılabilirler. Evet, bu aileye bekliyoruz. Evet, bekliyoruz. Değil mi? Bekliyoruz. Peki, sonrasında neler yapmak istiyoruz? Şimdi Cemile dış ticaretin dününü, bugününü konuştuk ama yarın nerede olacak? Siz nerede görmek istiyorsunuz? Biz şu anda düşüncelerimiz porseleni 2-3 marka olarak Türkiye'ye devam etmek, bardakta çok büyük bir yelpazeyle, çatır kaşıkta daha geniş bir yelpazeyle ve aksesuarda devam etmeyi düşünüyoruz. Biraz ihracatı artırmaya çalışıyoruz. Birkaç senedir başladık ama daha da büyümesi gerekir. Henüz istediğimiz boyutlara gelmedi. Daha da büyümesini gayret gösteriyoruz, çalışıyoruz. İnşallah onda da başarılı olmayı hedefliyoruz. İnşallah, inşallah. Şimdiye kadar yaptığınız çalışmalar ortada. Sağ olun. Çok da başarılı. Bu anlamda başarılarınızın devamını diliyorum size. Ve çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Sağ olun. Son olarak sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? Herkes her zaman en iyisine layıktır. Bunlar için de çalışmak gerekir. İstemek gerekir. Sizlere İyi yarınlar diliyorum. Tüm Cemile noktalarında görmeyi diliyorum. Sağlıkla kalın. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, Sektörün Haber Merkezi izleyicileri, sektörün nabzını tutmaya devam edeceğiz. Ama şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.